teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Karnavalı her yıl milyonlarca turistin akınına uğruyor. Turizmin patlamasıyla ülke ekonomisinde önemli yere sahip bu etkinlik, yeni teknolojik arayışları da beraberinde getiriyor. Rio Karnavalı'na görkemini veren devasa geçit arabaları, gelişimini yeni nesil 3 boyutlu grafik tekniklerine borçlu. Mimar ve tasarımcı Renato Silva'nın hazırladığı 3 boyutlu modeller, geçit törenini hazırlayan sanatçıların ilham kaynağı. Hareketin simülasyonunu oluşturarak aracın önüne çıkan engellere ya da yol kenarında duran objelere çarpıp çarpmayacağını görebiliyoruz. Çünkü bu araçların ebatları fabrikadan çıkıştan geçit törenine dek değişiyor. Karnaval keyfine katkıda bulunan yeniliklerden biri de Bafafa adı verilen yeni bir akıllı telefon uygulaması. Bu yeni buluş Rio Karnavalı'nın samba geçitlerinin yanı sıra son dönemlerde büyük rağbet gören Blokos adlı sokak partilerini takip edenler için vazgeçilmez. Karnaval döneminde Blokos dediğimiz sokak partisine katılanlar bu uygulamadan faydalanarak hemen yan sokakta hangi partinin olduğunu öğrenebilir. Bazı gençler maraton misali günde 8-10 partiye katılıyor. Rio Karnavalı süresince düzenlenen 100'ü aşkın Blokos, katılımcılara birbirinden ilginç ve farklı temalarla sınırsız eğlence vaat ediyor. Karnavalın ruhunu oluşturan çılgın samba dansı da yaratıcı teknolojileri teşvik etmişe benziyor. Samba gruplarından Beja Flor'un geliştirdiği bir akıllı telefon uygulamasıyla karnavaldan karelere bir dokunuşla erişmek mümkün. Beja Flor, iOS ve Android sistemleri için internetten ücretsiz indirilebilen bir uygulama geliştirdi. Kullanıcılar bu şekilde kostümlerin fotoğraflarına, cep telefonları ya da tabletleriyle dünyanın her yerinden ulaşabilecek. Her yıl milyonları Brezilya'ya çeken karnavala bu yılda 1 milyona yakın turistin katıldığı tahmin ediliyor. Eğlenceden doğan bu ekonomik faaliyetin Brezilya'ya bu yılki tahmini getirisi ise 950 milyon dolar. Sıcak Rio sokaklarından Almanya'nın karlı dağlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Eton Koleji'nden teknoloji meraklısı 2 İngiliz öğrenci, kayak tutkunları için yeni bir uygulama geliştirdi. Küresel konumlama sisteminden faydalanan Edge adlı uygulamayla kayak ve snowboard gibi kış sporlarıyla ilgilenenler hız, mesafe ve ivmelerini kendileri ölçebiliyor. Piyasada çok sayıda sensör var. İnsanlar bu spor faaliyetleri esnasında bir yığın bilgiye ulaşmaya meraklı. Atlayışların hızını, mesafesini, yüksekliğini ve daha önce farkında olmadıkları bu türden verileri ölçmek istiyorlar. Ed Hardy ve Kit Logan bu parlak buluşla ilk etapta dünya çapında 600 kayak merkezinin veri tabanıyla bağlantıya geçti. Almanya'da bulunan Zugspitze dağlarındaki kayak merkezlerine akın edenler de bu uygulamanın ilk kullanıcıları arasına girdi. Bu gerçekten keyfi artırıyor. Snowboard zaten keyifli ama bu uygulamayla hızınızı ve bu tür verileri ölçebiliyorsunuz. Kış sporları tutkunları Edge'in pratik önemini onaylarken uygulama sayesinde skorlarını çevreleriyle paylaşmaktan da keyif aldıklarını dile getiriyor. Bence bu çok iyi. Eskiden çok dik yamaçlardan hızla iniyordum. Ama gerçekten ne kadar hızlı olduğumu merak ediyordum. Edge uygulaması geçtiğimiz Aralık'ta piyasaya sürüldüğünden beri 35 milyon metre mesafe ölçümü ve 1000'in üzerinde kullanıcı kaydetti. Uygulamanın gelecekte bisiklet ve çeşitli hız sporlarında da kullanılması planlanıyor.